Hastalık var, atalım. Denizciler, havacılar yaptı bunu. Sardunya kırmızı, bir yüzün var. Yola çıkalım desem yolsuzuz, o başka. Kesme Şeker'in işte Doğdum Ben Memleket'te albümünde yer alan bir şarkı var. Metin Kurt Yalnızlığı adı. Tabii bu şarkı ismiyle de çok ilgi çekti. Ayrıca kapağımızda da Metin Kurt var. Tabii bu bize çok sorulan bir soru. Neden kapakta Metin Kurt var, neden böyle bir şarkı diye. Yani bu şarkıyı yazma sürecinde inandığı işi yapan insanların, yani hayatta duruşundan vazgeçmemiş insanların ödediği bir bedelden bahsediyorduk aslında. Yani o aslında güzel bir anısından bahsediyorduk. Buna bir simge ararken de tabii aklımıza Metin abi geldi. Metin Kurt gibi yalnızız ceza sahasında. Neoliberal politikalar, yani finans kapital, bugün sanat, kültür, spor, müzik, bütün bu alanları metalaştırmıştır. Ve bu alanda aslında toplumsal mesaj vermek yerine popüler kültürün hizmetine sunmuştur bu alanları. Ve bu alanda çalışanlar da popüler kültürün bir parçası haline gelmiştir. İşte şeyle, Cenk'le bizim farkımız aslında biz bu alanı reddetmemeliyiz. Yani bizim yalnızlık diye şu anda ortaya koyduğumuz olay aslında bilinçli bir seçimdir. İhtişamıyla biz sofrada. Futbolla müziğin bence üç boyutlu bir ilişkisi var. Futbol oynayan müzisyenler var, şarkı söyleyen futbolcular var. Bir de tribünlerin müzikle olan ilişkisi var. Şarkı söyleyen futbolcular kategorisinden hani Rod Stewart'dan, Julio Iglesias'a, Gazza'dan, biz de Hooligan isimli bir şarkını hatırlıyorum. Oğuz Çiğit'in vokalinde, nakaratında bir parça söylemişti. İşte şampiyonluk kutlamalarında eskiden televizyonlarda futbolcular birlikte şarkı söylerdi. Öyle görüntüler geliyor futbolcuların müzik şarkı söylemesiyle ilgili düşününce. Onun dışında futbol oynayan şarkıcılar var. Hayko Cepkin futbol oynar, Mor Ötesi Harun Tekin futbol oynar. Tüm sözler bir anda uçabilir. Futbol ve müzik iki ayrı alan aslında ama bunları ikisini de sevenler bir araya getirmeye çalışıyorlar. Futbol ve sanat diye alırsak bizim Ayazma adındaki futbol takımımız buna bir örnek. Ayazma aslında bir yazarlar takımı olarak başlayan fakat bütün yaratıcı eser sahiplerini kucak açan bir takım. Onun bir iddiası var, o da hani kazanmak önemlidir ama ne pahasına olursa olsun kazanmak değil. Ve güzel oyun şiarına gönül vermiş insanların kurduğu bir takım. Ayazma'nın da ön ayak olduğu Gazoz Ligi adında bir ligimiz var. Her hafta orada maçlar yapıyoruz. Harun Tekin iyi bir forvet. Hayko Cepkin geldiği zamanlar sağ açık oynamaya çalışıyor. Mücadeleci aynı sahnede olduğu gibi enerjik. Feridun Düzağaç'ın şarkılarında vardır. Kesme Şeker sırf bu yüzden Metin Kurt'u albüm kapağına taşıdı. Nasılsa, niyeyse rockçılar futbolu ayrı seviyor. Müzikle ilişkisi bu. Tabii bunun tribünlerin dilinin müzik olması, kendini ifade etme biçiminin şarkılar olmasıyla da ilgisi var. İşte seyircisiz ya da dinleyicisiz olmayan olaylar, sonuçta kitlelere hitap eden olaylar bunlar. Metin abi de diyor onu hep, yani metalaşmaya çok uygun alanlar bunlar. Dolayısıyla o mecra işte ne kadar temiz kaldığınızla, hani ne kadar piyasa koşullarına baş kaldırdığınızla, ne kadar direndiğinizle ilgili durumlar bunlar. Hani müzik dünyasında da bu azdır. Bu metalaşmaya karşı gelen insan sayısı spor dünyasında da çok az. Tabanı oyun olmayan spor, emeği yutan bir batakhanedir. Şimdi ama bugün artık öyle bir duruma geldi ki iş, tribünler de metalaştı. Yani sporda, günümüz sporunda artık barış masaldır, savaş esastır. Şimdi bu sahneyi de dikkatle izleyelim. Vurdu Metin, gördüğünüz gibi sekti ve gol. Önündeki bir kümseye çarptı top, sekti ve böylece 55. dakikada şu şekilde gördüğünüz gibi ikinci golde kaydedildi.